Muğla sınırları dahilinde Eşen Çayı çıkış noktası, Araksa, Tlos Antik Kenti, Telmessos, Kayaköy, Kanus Antik Kenti, Köyceğiz Gölü, Sarıgerme, Künefe, Sultaniye Kaplıcaları, Yuvarlak Çay gezi ve belgesel çekimler yapılmıştır. Eşen Çayı, ana kaynağında muhteşem güzellikleri hem kayda aldık hem de doyasıya seyrettik ve kahvaltı yaptık. Suyun çağıltısını derinden dinleyerek meditasyon yaptık. Araksa Ören yeri tahrip edilmiş, yine de 3000 sene evvelinden halen sağlam kalan muhteşem sanatsal beceriyle kayalara oyulmuş mezarlara baktık. Kim bilir hangi varlıklı aile için yapıldığını düşünmeden edemedik. Yolumuz Tlos Antik Kenti'ne doğru devam ediyor. Tlos Ören yerinde derin tarih adına neler yok ki? Herkes buraya gelmeli ve geçmiş kültürlerin sanat ve mimari dehasını mutlaka görmelidir diyoruz. Buraya gelin, gezin, sorgulayın, bu devasa sanatsal mühendislik nasıl yaratılmış diye düşünün. Tlos Tiyatrosu, Bazilikası, iki muhteşem hamamı, Nekropol ve Akropol sahasında gezerken duyduğumuz hayranlık karşısında insana bunları kendi çağlarında teknoloji olmadan nasıl yapmayı başardılar sorusunu sorduruyor. Arkeologlara soruyoruz ama doyurucu yanıt alamıyoruz elbet. Bizimle gezmeye gelenler her şeyden önce at hızında koşturulmaz, özgürlükleri kısıtlanmaz, emrivaki ile müdahale edilmez. Hiçbir grubun veya tur organizasyonunun giremediği yerlerde en ilginç doğa ve kültürel güzellikleri gezme ve görme şansına sahip olur. Krallar ve tanrıçalar koltuklarına oturtulur ve geçmiş yaşamın nostalji tarihinde zaman tünelinde geriye doğru yolculuğa çıkar ve nirvana'ya ulaşılır. Bizimle gezmeye gelenler aynı zamanda hem parkur yürüyüşü ve orta derecede veya zorluklarda yüksek irtifa tırmanışları yapar. Hem de tırmanıştan sonra kültürel çevreyi kuş bakışı olarak 360 derece görüşle tanıma olanağı bulur. Başka bir kazanç daha vardır ki tırmanış esnasında tüm beden kasları çalışır ve sağlıklı bir beden sistemine sahip olma şansı kazanır. Kültürel ve doğa gezileri bir arada yapıldığından okuma veya araştırma şansı olmayanlar bu şekilde gezerek unutulmaz bilgiler elde ederler. Çünkü gezdiği ve gördüğü sahalar kalıcı olarak hafızaya kayıt edilir. Çoğunlukla doğaçlama olan kültürel ve doğa gezilerimiz belgesel çekimler için geçerli değildir.
Termessos ile gezimiz devam ediyor. Fethiye, Amintas kaya mezarları, Anadolu'nun pek çok bölgesinde de rastlanan kaya mezarları, yapıldığı dönemlerde toplum içerisinde yüksek statüye sahip kişiler için yapılmış anıt mezarlardan oluşurken, her dönemde güçlülerin sayfa tahakkümünü belgeliyor. Sizce öyle değil mi? Kayaköy, terk edilmiş hayal köyüne geliyoruz. Kayaköy sahasında terk edilmiş Rum evlerini gezerek, evlerin dilini konuşturup, içinde yaşanan aşkları ve güzel yaşamları dinledik. Yamaca doğru, biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde saygıyla dizilmiş 3500'e yakın evden oluşan bu eski bir Rum köyü, yerleşimini gezerken insanın içi burkuluyor. Her dönem yönetenlerinin sebep oldukları savaşlar insanları nasıl da yerlerinden ediyor. Haklarını teslim etmek gerekirse Anadolu Rumları iyi tarımcı olduklarından ekilir dikilir araziye ev kurmamışlar. Evler çevredeki kayalık taşlık alanlara kurulmuş. Kayaköy de bu anlayışa uygun kurulmuştur. Bu insanlar gerçek anlamda doğaya saygılı ve korumacı bir kültüre sahipler. Köyde 1922'ye kadar 25 bin kişi yaşıyordu. İstiklal Savaşı'ndan sonra mübadelede köyün sakinleri Yunanistan'a göçtüler. Köyde 13. yüzyıldan beri Hristiyan toplumun yaşadığı biliniyor. Sabah erkenden Kanus Antik Kenti'ne gelerek giriş yaptık. Burada hiçbir yere benzemeyen benzersiz doğa peyzajları ve tarih var. Akropol tepesine çıkıp 360 derece kuş bakışı tüm Dalyan sulak alanını, kanallarını, liman gölünü ve diğer göl ve sazlıkları yüksekten izlemek ve seyretmek olağanüstü harika bir duygu ve ayrıcalık olmalıdır. Buraya gelin, Kanus Antik Kenti'nde gücün mimarisini görün. Kaya mezarlarından 5000 kişi kapasiteli tiyatrosuna dek doğanın içinde bir tarih yolculuğuna çıkın ve daha toprak altında gün ışığına çıkmayı bekleyen nice yapıların olduğunu da düşünerek farklı dönemlerde inşa edilen ve onarılan surlarla çevrili kentte teraslar üzerine inşa edilmiş bir tarafta Basileus Kanius Tapınağı, Apollon Tapınağı ve Demeter Kutsal Alanı, diğer tarafta ise Yukarı Şehir adı verilen geniş bir terasta, hamam, tiyatro ve Yunan dönemi güreş okulu olan Palaestra dahil diğer önemli dini yapıları görün, dönemin mühendisliğine şapka çıkarın. Konaklama sorunu asla yaşanmaz ve doğaçlama olarak seçilmek zorunluluğu vardır. Gezilerimiz planlı ve programlı değildir. Doğaçlama olarak belirleyip gezdikten sonra, akşama yakın telefonla anında tüm rezervasyonları yapıp sorunsuz konaklama yaptırıyoruz. Tüm ekip üyeleri oturur ve nerede kalacağımızı karara bağlarız. Otel, pansiyon veya çadır, kamp seçenekleri dahilindedir. İsteyenler çekimlere dahil olup boy gösterir, istemeyenler veya görülmekten hoşlanmayanlar da sadece gezer ve görür, keyifli zaman geçirir. Gezilerimize insanlar kendi araçlarıyla katılır ve ücretsizdir. İstemlerine göre çadır kamp tipi gezi de organize edilmekte ve gece çadır keyfi yaptırılmaktadır. Yaptığımız gezi ve çekimlerde her tür seçenek mevcuttur. Her isteme göre seçenekler mevcut olup, tüm gezi programında herkes memnun ve mutlu olur. Yuvarlakçay başlı başına bir doğa harikasıdır. Ama sizlerin geldiği Yuvarlakçay gerçek kaynak değildir, devamıdır. Burada kurulu onlarca restoran sayısı kadar Yuvarlakçay duyarsınız. Yani kaç restoran o kadar Yuvarlakçay. Tüm restoranlar sıralı olarak Yuvarlakçay Vadisi'ne dizilidir. İşte bizim geldiğimiz Yuvarlakçay gerçek olanıdır.
Biz sizler için kaynağına dek suyun içinde yürüyerek asıl yuvarlak çayı kayda aldık. Kendi aracı ile başvuran kişileri de istediği yerlere özel veya öncelikli ya da seçimi bize bırakıyor ise en güzel parkur ve rota dahilinde gezdiriyoruz. Araç sahibi yanına iki kişi daha alır, kendisiyle birlikte ekip yönetmeni dahil 4 kişi olunuyor ve gezi başlatılıyor. Köyceğiz Gölü sahasında hem doğa yürüyüşleri yaptık hem de belgeseller çekmeyi ihmal etmedik elbet. Göl sahasında günün farklı ışık zamanlarında yansıma oyunlarına ve sanatsal gün batımlarına tanık olunur. Sizler de buraya gelin, biraz zaman geçirin ve meditasyon yaparak yorgun bedenlerinizi ödüllendirin. Sultaniye kaplıcalarına mutlaka herkes uğramalıdır. Köyceğiz Gölü sahasında bulunan Sultaniye kaplıcalarında çamur banyosu yapmadan dönülmez elbet. Sarıgerme sahiline ancak akşam varabildik ve hava yağmurluydu. Kısa bir sahil gezmesi ve seyri bile yorgun beden için mükemmel bir doping olmalıdır. Aydın ve Muğla sınırlarında Apollo Tapınağı, Didim, Gökova, İasos Antik Kenti, Milas Müzesi programımız oldukça yüklü oldu. Çünkü tarih, kültür ve doğa iç içedir. Antik çağın en iyi korunmuş tapınakları arasında sayılan Apollon Tapınağı'nı dıştan saran çift sütun sırasından dolayı dipteros plan tipini gösteren yapısı heybetli ve muhteşem güzelliktedir. Yapının inşası M.Ö. 4. ve 3. yüzyılda başlamış, görkemli kullanım M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Persler tarafından tahrip edilerek sonlandırılmıştır. Siz de hemen gelin bizimle birlikte bu gizemli mühendislik yapılarını görün, tanıyın. 70 ile 100 tonluk blok mermerlerin nasıl işlendiğini ve üst üste konulduğuna dair sorular sorun, cevap arayın. Sabah ve akşam Didim'in Altın Kum plajının güzelliklerinde konaklama keyfi yaşayın diyoruz. Bizim gibi Gökova'nın eşsiz doğasına, mavinin ve yeşilin her tonuna sahip denizine tepeden bakmak istiyorsanız Sakartepe Seyir Terası'na mutlaka uğramalısınız. Sakartepe Seyir Terası, Akyaka Gökova'nın manzarasını adeta ayaklarınızın altına sererken burada hazır közde çayları yudumlama keyfi yaşayacaksınız. Her yaşadığınız güzel gün için kudretli Rab Doğa Ana'ya dua ve teşekkür edeceksiniz. İasos Antik Kenti'ne buyurun. Muğla ili Milas ilçesi, Kıyı Kışlacık Mahallesi sınırlarında, Milas ilçesine yaklaşık 26 kilometre batısında yer alan tarihi kentte zamana yolculuk yapın. Antik kente en erken arkeolojik buluntu M.Ö. 3. bin yıla uzanmaktadır. En erken mimari kalıntılar ise M.Ö. 2. bin yıla tarihlenen Bronz Çağı yerleşimine ait duvar kalıntılarıdır. En iyisi mi gelin görün ve yaşayın diyoruz. Thank you.
Milas Müzesi asla gezilmeden geçilmez. Tarih ve etnografya komplekslerini gezerken, geçmişte yaşayan atalarımızın emeklerine saygı demeden geçemiyoruz. Taşlara öz ve yaşam veren ellerin ve beyinlerin yüksek matematik becerilerine ve mühendisliğine şapka çıkarıyoruz. O dönemde teknoloji yokken bu yüksek standartlı geometrinin sanat şaheserlerini nasıl yarattıklarının gizemlerini hala çözemiyoruz. Dilek Yarımadası Kuş Cenneti, Doğan Bey Tarihi Köyü, Millet Antik Kenti, Millet Müzesi, Pirene Antik Kenti'ni bir gün içine sığdırmak oldukça zordur. Gezimizin sabah zamanı ilk durağı, bilimin babası, Thales'in kenti Millet Antik Kenti'dir. Birçok döneme ait hamam, agora, cimnazyum, stoa ve dini yapıların arkeolojik kazılar sonucu günümüzde ayakta olduğu kentte 15 bin kişi kapasiteli ve mükemmel bir akustiğe sahip Roma dönemi tiyatrosu mevcuttur. Ayrıca sadece Millet değil, Pirene Antik Kenti ve Didim Apollon Tapınağı buluntularının sergilendiği gezimizin devamı olan Millet Müzesi, açık ve kapalı alanlarıyla hem görsel hem bilimsel açıdan ziyarete değer bir müzedir. Millet Müzesi, Aydın ili Didim ilçesi, Balatköy yakınlarında bulunan Millet Antik Kenti içinde yer alır. 1973 yılında hizmete açılmıştır. Müze binası içerisinde Millet, Didim ve Pirene Antik Kentlerindeki kazılar sonucu ortaya çıkan eserler sergilenmektedir. Gezimizin en güzel duraklarından biri, Aydın'ın Söke ilçesine 15 kilometre mesafede yer alan Pirene Antik Kenti'dir. 12 İyon kentinden biridir. M.Ö. 4. yüzyılda kurulmuştur ve ilk planlı şehir sisteminin öncüsü olmuştur. İyon kentleri arasında siyasal gücü zayıf olan bir şehirdir.
Kentin doğu-batı doğrultusunda uzanan caddeleri, arazinin eğimli yapısı nedeniyle merdivenli olan kuzey-güney doğrultusundaki sokaklarla kesişen kentin 3 giriş-çıkış kapısı mevcuttur. Sur duvarları 2,5 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Kurulduğu dönemde denize yakın olan, hatta limanı bulunan kentin, zamanla Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle denizden uzaklaşmış ve önemi gün geçtikçe yitiren bir kent olmuştur. Antik kentler gezisine biraz ara verip tatlı yorgunluğun keyfini eşsiz bir açık hava müzesi olan Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan eski Rum köyü olan ve bir dönem kaderine terk edilen tarihi Doğan Bey köyünde çıkaralım dedik. Bugün Rum ve Türk mimarisinin eşsiz örneklerinin sergilendiği bir açık hava müzesini andırıyor. Dilek Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ve milli park sınırlarındaki tek yerleşim olma özelliğine sahip köy, Kurtuluş Savaşı döneminde mübadele ile Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalan evlerin onarılmasıyla ayakta kalabilmiştir. Geniş gezi ve belgesel çekim programımızda Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da var. Aydın il sınırları içinde Dilek Dağı'nın Ege Denizi'ne uzandığı son noktada yer alan Milli Park, 27.675 hektarlık bir alana sahiptir. Bu alanın 10.985 hektarı 19.1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası'na, 16.690 hektarı 1994 yılında Milli Park ilan edilen Büyük Menderes Deltası'na aittir. Sadece bu ulusal parkı gezmek içinse 4 gününüzü alacaktır. Heraklia Antik Kenti, Bafa Gölü, Euromos Antik Kenti, Belen Kahvesi, Değirmen ve Gevenes Köprü sahalarında hem belgesel çekimler yaptık hem de doyasıya gezdik. Çekimler nedeniyle tüm Türkiye sahasını noktasal olarak biliyoruz. Didim, İhsan Öğretmen Evi Oteli'nden ayrılarak sabahın ilk ışıklarında Bafa Gölü'nün muhteşem doğasına kendimizi attık ve Heraklia kentini kıyıdan itibaren kayda almaya başladık. Adını ünlü mitolojik kahraman Herakles'ten alan kent, çok kayalık ve engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Antik kentin etrafı 65 kule ve takviye edilen 6,5 kilometre uzunluğunda bir sur ile çevrilmiştir. Düzgün, dikdörtgen ve kare taş işçiliği gösteren sur duvarları Helenistik dönemde yapılmıştır. Kayalık arazi üzerinde yer alan Athena Tapınağı, kentin en iyi korunmuş yapılarından biridir ve yine Helenistik döneme aittir. Kentteki diğer yapılar arasında Agora, Bouletereon, Tiyatro ve Endymion kutsal alanı yer almaktadır. Bafa Gölü, günümüzde bir göl ise de aslında geçmiş dönemlerde deniz kenarıymış. Yani bugün Kapıkırı Köyü diye bildiğimiz nokta o dönemlerde bir sahil yerleşimiydi. Doğu ananın gücü karşısında hangi canlı dayanabilir ki? Sonbahar dönemi belgesel çekimlerimizin son duraklarından biri olan Euromos Antik Kenti'ndeyiz. Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntılar arasında en önemli ve en iyi durumdakilerden biri olan Euromos Zeus Tapınağı, Milas-İzmir Karayolu'nun 12 kilometre kuzeyindedir. Zeus Tapınağı ve çevresindeki kazılar ve restorasyon çalışmaları, 1970'lerde Profesör Doktor
Ümit Sardaroğlu tarafından yürütülmüştür. Gezimizin son durağı yatağan Gevenes Köprüsü, Değirmen, Belen Kahvesi'ndeyiz. Muğla'nın Yatağan ilçesinde eski zamanlara ait çok fazla yapı bulunuyor. Değirmen ve Gevenes Köprüsü de bunlardan biri konumunda. Gevenes Köprüsü'nün Belen Değirmen'in hemen yanı başında olması gezi bakımından büyük kolaylık. Köprüyü gördükten sonra içeri girip eski zamanların izlerini taşıyan Belen Değirmeni kapalı olması nedeniyle kayda alamadık. Aslında bu değirmenin bu kadar ünlü olmasının sebebi Ormancı türküsünün bestekarı olan Kemal Tahir'in bir zamanlar bu değirmende çalışıyor olmasıdır. Değirmenin yanına Kemal Tahir ve eşinin heykelleri yapılmış. Değirmenin bahçesi küçük bir çay bahçesi haline getirilmiş. Dinlenmek için oldukça ideal bir yer. Biz kahvelerimizi 1 kilometre yukarıda kalan Belen Kahvesi'nde içtiğimiz için sadece gezmek ve fotoğraf çekmekle yetindik. Belen Kahvesi'nde kesinlikle kahve içmeyin tavsiye etmiyoruz.